Evet kıymetli izleyenler, bugün tamamen iş ve ekonominin bu kısmını tüketiciye, tüketici haklarına ve daha fazlasına ayırdık. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Biz daha önce de tüketici haklarını yine çeşitli dernek başkanlarıyla konuştuk ama bugün bu işin gerçekten duayeni diyebileceğimiz bir isim var. Efendim Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah utandırmasın. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Çok şükür. Mübarek Ramazan'a yaklaşıyoruz. Evet. Her zamankinden daha iyi. Allah ömür verirse bu Ramazan'da birlikte idrak edeceğiz. İnşallah. Peki tüketici haklarıyla başlayalım Aydın Bey. Tüketicinin bu topraklarda, bu coğrafyada, Türkiye'de ne gibi hakları var? Artık eskisi gibi değil değil mi? Tüketici mağdur olduğunda daha kolay hamle yapabiliyor mu? Muhteşem. Muhteşem hakları var. Bir örnek vereyim size. Geçmiş dönemde yani 2014'te yenilenmeden önce 28 Mayıs 2014'te bu kanunumuz yenilendi. Bu evet. Tüketicinin korunması hakkında kanun. Yenilenmeden önce bir ürün ayıplı çıktığında 30 gün zarfında ayıp çıkarsa tüketici iade yapabilir, parasını isteyebilir. 28 Mayıs 2014'ten önce bir ay geçtikten sonra arızalanırsa ne olur? Efendim bir yıllık periyotta en az 4 arıza. Tüm garanti süresi içerisinde 6 arıza olursa tüketici artık bir ay geçti ya ikinci ayda arıza yaptı. Evet. Şimdi öyle değil. Değil. İlk 6 ayda aldığınız ürün ne olursa olsun garanti belgesiyle satılmak zorunda olan ürün ilk 6 ayda arızalı çıkarsa siz haklarınıza kavuşuyorsunuz. 4 tane hakkınız var. Paranızı geri isteyebilirsiniz. Yani sözleşmeyi feshedersiniz. Hı. İlk 6 ayda. Bu otomobilmiş, televizyonmuş, buzla ayırt etmiyor kanun. Garantili olması lazım. Garantili olması lazım. Evet. Bugün tıraş makinesi bile, elektrikli tıraş makinesi bile bir garantisi var. Evet. Paranızı geri alabilirsiniz. Ayıpsız mislini isteyebilirsiniz. Öyle ya, fiyatı arttı. Cep telefonunuz ayıplı çıktı ilk 6 ayda. Yenisini isteyebilirsiniz. Evet. Tercih size ait. Onarımı kabul edebilirsiniz ücretsiz. O da size ait. Ayıp oranında bedel indirimi isteyebilirsiniz. Bu şu demek. Aldığınız buzdolabı veya cep telefonunda bir çizik var. Kaportasında, kasasında. Bu kullanımınıza engel değil. Dersiniz ki ben %10 bir indirim yaparsam bunu kullanırım. Devam ediyor kanun, diyor ki satıcı tüketicinin talebine uymak zorundadır. Peki 6 aydan sonra onarım bir defa yapıldı. Garanti süresi içerisinde bir de arızalanırsa aynı haklara tekrar dönersiniz. Evet. Avrupa'da satılan bir üründe cep telefonu, saat, işte laptop, ne geliyorsa aklınıza garanti süresi 1 yıl. Bizim ülkemizde 2 yıl. 2 yıl. Yani bir tık öndeyiz onlar. Kıymetini bilelim. Ayrıca tüketiciler artık kaymakamlıklara, ticaret il müdürlüklerine kadar zahmet etmesinler. Evet. Evlerindeki bilgisayarların başından tüketici hakem heyetlerine başvurularını yapabiliyorlar. Hı-hı. Tarayıp belgelerini de gönderebiliyorlar. Yerlerinden kımıldamadan hak arıyorlar. Muhteşem. Bu nasıl? Bir kuruş masrafı da yok. Evet. Artık e-şikayet dönemi başladı. Evet, e-devlet çifrenizde girdiğinizde o sizin ikametgahınızı biliyor. Bu diyor Kadıköy'de oturuyor. Kadıköy Kaymakamlığı'na gönderiyor dosyanızı. Ben taramayı bilmiyorum diyecek şimdi bazı seyircilerimiz. Diyecek ki ya ben belge taramayı bilmiyorum. Bu da sorun değil. Cep telefonu. 15 gün zarfında ceple çeker yükler yükleyemedi. 15 gün zarfında kaymakamlığa uğrayıp dosyaya ekletebilir onu. Evet. Önemli olan şikayetin aynı dakika işleme alınması. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi gençler mükemmel bilgisayar kullanıyor, cep telefonu kullanıyor. Metrobüste giderken ya da tramvayda çıkarıyor akıllı telefonu, şikayetini gönderiyor. Evet. Bu kadar. Yani bürokrasik hantallığın da olmadığı bir mecra. Tüketici haksız çıkarsa ona bir kuruşa yansıtılmıyor. Ama satıcı haksız çıktığında tüketici hakem heyeti bilirkişi masrafı mı yaptı? Bunu yazıyor. Tebligat masrafları mı oldu? PTT, posta onları yazıyor. Bir de kararın altına diyor ki işte 6502 sayılı falan kanunun falan maddesine göre diyor şu tutulardaki ücretleri bir ay zarfında yatırmazsan anma alacakları usulü hakkında kanuna göre hakkında işlem yapılacak. Evet. Pozitif ayrımcılık var tüketiciye. Var. Aynen. Bunu anlatmak istedim. Bir eksiği vardır tüketici kanunun. Tazminat müessesesi iyi işlemez. Yani ben şimdi benden ücret almaması gereken bir hastane otoparkında ki bende onun belgeleri de var. Mevzuatına da hakimim. 5 lira para aldılar. Veya 3 saat dolmadan
alışveriş merkezinde otopark parası aldı 5 lira. Evet. Ben uğraşıyorum 5 lirayı geri alıyorum. Değmiyor tabii. Veya terminal, otogara gidiyoruz. Şimdi önümüz bayram. Evet. Yolcu götürdük. Çıktık 25 dakika dolmadan. Kanun açık. 25 dakika diyor, ücret alınmaz. Aldı. Aldı. Ben uğraştım. 7 lira için uğraştım. Nasıl şimdi insanlar uğraşsın? Orada tazminat olsa, ne bileyim, deseler ki hakem heyetlerin parasal bir limitleri var. Üstüne mahkemeler bakar. Geçim mahkemeleri. O limite kadar hakem heyeti takdiren tazminata hükmeder. Ben 5 liraya hükmedilen yerde ilave bir de 500 lira isterim, götürüp fakire veririm. Evet. Yani öbürü de der ki ben kaç defa işten izin aldım gittim, niye fakire vereyim, benim durumum yok. 500 lirayı da ben alayım der. Çünkü işten izin aldığı zaman parası kesildi belki o vatandaşın, belki hak aramak de için. Belki de. Oraya giderken yol masrafı yapmıştır. Değil mi? Bir eziyet, eza, cefa. Yani hakem heyetleri bir de tazminata hükmedebilse iyi olur. Tabii oradaki niyet okuma da önemli değil mi başkanım? Yani orada kişinin hani ceza almaya çalışmıyor olması da heyet tarafından gözleniyor. Heyet 5 kişiden oluşuyor, röportör hariç. Bakın kaymakam, belediye başkanı veya bunların vekilleri, baro başkanı veya vekili, ticaret odası veya esnaf odasının vekili, tüketici temsilcisi. Yani 5 kişilik heyet, 5'i de burada tacir var, tüketici tarafı da var, devlet tarafı da var, hukuk tarafı da var. Yani tabii ki onlar değerlendirecektir. Her kademeden neredeyse sorumlunun olduğu beş bir heyet. 5 oluşan bir heyet. Evet, anlattınız, şu anda artık E-Devlet'le girip şikayet edebiliyor insanlar. Avrupa'ya kıyasla nasılız? İyiyiz. Bizde yalnız ilginç bir tespitim var benim. Tüketicilerin en çok hak arayanların içinde kadınlarımız var. Evet. Kadınlarımız var. Kadınlar hak ararken şunu söylüyorlar. %80'i bunu söylüyor. Parası önemli değil. Ben para için yapmıyorum bunu ama enayi yerine konmak istemiyorum. Haksızlığa sessiz kalmak istemiyorum. İşte bu beni umutlandırıyor. O kadınlar çocuklarımızı yetiştiriyor. Nesillerimizin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Onları eğitenler, evet. İlk bir çocuk nerede açar gözünü? Anne kucağında açar. İşte böyle bilinçli kadınlara sahip bir toplumuz biz. Önümüz Ramazan. Ramazan geliyor, şimdi kadınlarımız, erkeklerimiz, tüm tüketicilerimiz gözlerini açsınlar. Gıda fiyatları önemli burada. Her Ramazan'ın klasiğidir, pide, hurma, biraz pastırma, değil mi? Bunlar çok konuşuluyor. Hiç aklımıza gelmeyen, mis gibi tarhana kokusu gelir burnumuza oruçken. İşte bu nedenle gıda fiyatlarıyla oynayan fırsatçılar da maalesef Ramazan klasiği oldu. Gramajı düşüyor diyor bir kısmı. Gördüm. Bir kısmı da diyor ki güncelleme deniyor. 1 kilo yerine 900 gramdı bazı paketler. 900 grama düşürmüşler ama vatandaş gidip üstündeki gramı okumadan alıyor. Alışmış onu 1 kilo pirinç, 1 kilo nohut, 1 kilo barbunya zannederek alıyor. Ve bu tür gramla da oynamalar oluyor. Vatandaşımız dikkatli olsun. Mübarek Ramazan ayı. Mağfirettir, af ayıdır, evet. Sevap kazanma ayıdır. Ben esnaflara diyorum ki, tüccarlara ve esnaflara, siz Ramazan'da zam yapmayın, biraz indirim yapın. Niye mi? Her zaman %10 kazanıyorsanız, bu ay %5 kazanın. 11 ay %10 kazandınız. Bu ay %5 kazandığınız takdirde sizin toplamda kaybınız %1'e bile gelmeyecek. Evet. Ama o sevaptan siz de nasipleneceksiniz. Bu sözüm kasaba, et tüccarına, markete, bakkala, bütün esnafa. Çünkü az önce de ifade ettim. Uzun bir oruç saatleri içeren yaz dönemindeyiz. 17 saat yaklaşık oruç tutulacak. Evet. İnsanlarımız bu sıcak yaz günlerinde uzmanların önerilerine dikkat edip beslenmelerini de akılcı yapmalılar. Ama bunun yanı sıra da çıktıkları zaman iftar, sahur için alışverişe aldatılmamalılar. Nasıl aldatılmayacaklar? Benim önemli bir tavsiyem, alışverişe açlığın en üst noktalara çıktığı akşama doğru, iftara yakın çıkmayalım. O zaman belki 200 gram alacağımız fındığı yarım kilo alıyoruz. Hele bir de kredi kartı cebindeyse
satmaz sana kit ödemeyecek ya. İştahla orantılı olarak. Yani ben kendimden de biliyorum, bilmiyorum, siz de bir test edin. Genellikle tüketici o plastik kartta cebindeyse nasıl nakit ödemeyecek. Hı hı. Bakıyor bakıyor 200 gram az geliyor, koy koy diyor. Evet. Veyahut orada bir kalıp peynir var, işte 750 gram gelir, onu ikiye böl diyecekken o açlıkla hepsini yiyebileceğini hayal ediyor. Koy o kalıbı diyor. Sonra o ürünlerin bir kısmı belki yenmeden çöpe gidiyor fazla olduğu için. Ama kredi kartı ekstresi geldiğinde de bütçedeki delik büyümüş oluyor. Şimdi şu konuya bir parantez açalım. Özellikle kredi kartlarına geçeceğiz. Ramazan konumuz bitti. Ramazan'la ilgili söyleyecekleriniz bu kadarsa. Şuna bir parantez açalım Aydın Bey. Şimdi tüketici şikayet edince de gündeme gelebiliyor mağduriyet. Ama şunu da aslında merak ediyor olabilir izleyicilerimiz. Genel bir mağduriyet kamuoyunda olduğu zaman tüketici dernekleri de kendi tüzel kişilikleriyle sürece dahil olup şikayette bulunabiliyor mu? Şahsen bunu da merak ediyordum ben. Kanunumuzda bu yönde bir düzenleme var. Münferit olmayan, yani Hasan Aslan'ın kendisine ait bir problem, laptopu bozulmuş. Evet. Bu bizi ilgilendirmiyor. Geniş tüketici kitlelerini ilgilendiren bir tüketici hak ihlaline karşı tüketici örgütleri veya Gümrük Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü de bünyesinde dava açabiliyor. Evet. Dava açabiliyor ve harçtan muaf. Ama dediğim gibi münferit olmayacak. Münferit olmayacak. Mesela Çiftlik Bank hadisesinde bir tüketici derneği hani süreci inceleyip ortaya atılsaydı, sesli düşünüyorum şu an, gündemde değil belki Çiftlik Bank ama belki bu kadar pürüz çıkmazdı, daha erken önlem alınabilirdi diye sesli düşünüyorum aslında. Siz aynı kanaatindesiniz. Bu konuya fazla değinmek istemiyorum. Biz gereken uyarıyı yaptık. Ancak yargıda biraz yavaş işleme durumu var. Evet. Ben 12 Temmuz 2017'de Çiftlik Bank dolandırıcıdır dedim. Beni ertesi gün savcı aramadı. Adalet Bakanlığı aramadı. Beni MASAK aramadı. Çünkü dedim ki bu banka diyor, banka BDDK'dan izni yok. Bunlar hisse satıyorsa sermaye piyasasından izni yok. Beni Mehmet Aydın denen sahtekar aradı. Hem de Arjantin'den. Numarasını gördüm. Değişik bir numara. Neredesin dedim. Arjantin'deyim dedi. Gel burada konuşalım dedim. Beni tehdit etti. Yani biz tüketici örgütü o noktada gidip dava açsak yeter. Bir defa bizim devlet kadar yetkimiz yok. Yani bir takım bilgilere istediğimiz gibi giremiyoruz. Bırakın bir takım bilgilere girmeyi. Bugün cep telefon operatörünü şikayet ediyor vatandaş bize. Diyor ki benim ses görüşmelerim, ki kanun gereğidir, kayıt altına alınır, en az 2 yıl saklanır. Cep telefon operatörleri müşteri memnuniyeti adına değil, kanun gereği. Kanun gereğidir aslında. En az da 2 yıl saklanır. Diyoruz ki tüketici örgütü olarak, ya tüketici senin hakkında böyle şikayet yapmış, versen, sen taraf değilsin, ancak savcıya veririm diyor. Ses kaydını dinleyelim, haksızsa biz diyeceğiz ki sen haksızsın. Evet. Ona dahi ulaşamıyoruz. O nedenle tüketici örgütlerinin biraz kolu kanadı zayıf. Birazcık elinin güçlenmesi lazım örgütlerin. Peki başkanım, kredi kartları ve kredi, 4,5 milyon tüketici kredisi ile kredi kartı borçlusunun borçlarını taksitle... Zor durumda. Efendim? Zor durumda. Bir revizyon gerekiyor değil mi o sürece? Bu 2006 yılında yapıldı. 2006 yılında 5464 sayılı bank kartları, kredi kartları kanunu ek bir madde eklendi. Ben diliyorum şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisimiz seçime gidiyor. Şu 4,5 milyon mu, gerçekte 6 milyon mu vatandaşımızı başı eğik, borçlu gezmekten kurtaracak bir düzenleme yapsın. Evet. Bankalar burada diyemez ki, siz ekonomik programı yapıyorsunuz, diyememeli ki. Ya sen ne karışıyorsun benim alacağıma? Arkadaş, ben senin alacağına karışmıyorum. Ben devlet olarak diyecek bu kanunu yapan ERK. Ben devlet olarak vatandaşın refaha çıkmasını, senin de batıktaki paranın kasana gelmesini istiyorum. Netice aslında. Bu kadar. Evet. Yani benim tek yapacağım, temerrüt faizlerini sildireceğim. Yeniden değerleme oranında adamın borcu 10 bin liraymış, 30 bin lira yapmışsınız. Evet. Yeniden değerleme oranında bunu güncelleyeceğim. Sana da diyeceğim ki bunu 60 ay vade yap. Hukuk tabirle sebepsiz zenginleşme var orada. Tabii. Yüksek oranda. Tabii. Yani ben senin batık paranı kurtaracağım.
Evet. Varlık yönetim şirketine sattığın, onda bir bedelle sattığın o paraları, o alacakları ne yapıyorsunuz? Zarara yazıyorsunuz. Zarar olunca ne oluyor? Devlet olarak bana ödediğin vergiden gidiyor bir bölümü. Evet. Ben vergime kavuşacağım. Sen alacağına kavuşacaksın. Varlık yönetim şirketi de 100 milyon liralık batık alacağı almış 10 milyona, 15 milyona. Onun gerçek ana parası 50 milyonsa 50 milyon olarak satacak, garantiye girecek. Evet. Vatandaş da rahatlamış olacak. Rahatlayacak. Bütün tarafları edecek. Memnun edecek. Her taraf kazan kazan kazan. Kaybeden tek taraf yok burada. Peki bununla ilgili bir çalışma var mı şu an? Şu anda ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çalışmanın yapılmadığı kanaatindeyim. Mutlaka yapılmalı. Bazı siyasetçiler propaganda konuşmalarında dillendiriyorlar ama ben hayata geçmesini arzu ederim. Hakikaten bizim insanımız çok onurludur. Borçlu gezmek istemiyor. Evet. O küçük dilimlere bölünürse inanın günde bir buçuk ekmek yiyorsa bir ekmeğe düşürür. Hı hı. 6 ayda bir çorap alıyorsa yılda bir çorap alır, ayakkabı alır. O borcu ödeme gayreti içinde olur. Çünkü başı dik gezmek ister. Onurlu bir millettir. Ayrıca bu konuda zaten yeni bir yasa çıkarıldı. İmar affı var. Hı hı. Devletin tüm vergi alacakları, stok affı, her şey affedildi. Bir affedilmeyen tüketici kaldı. Karayollarında kaçak geçişler affedildi aslında. Zamanın bitiyor. Evet. Bakın 3 tane nokta var. Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüleri ve Avrasya Tüneli. Bunları özel işletiyor diye kanun kapsamı dışında. Oysa burada da on binlerce, yüz binlerce insan mağdur. Bize gelen şikayetlerden biliyoruz. Ve bu mağduriyetin sebebi de %99 tüketicinin kendisi değil. Çünkü kendileri itiraf ettiler. Dediler ki biz Karayolları Genel Müdürlüğü'nden HGS, OGS sahiplerinin cep numaralarını alamadık. Alamadığımız için bildirim yapamadık. Bildirim yapsa zaten vatandaş diyecek ki ben kaçak geçmişim. Herhalde şeyim bitti. Çünkü göremiyoruz biz tüketiciler HGS'de, OGS'de ne kadar paramız kaldı. Gidip yatıracağız, cezadan kurtulacaktık. Bu bilgi kirliliği acilen çözülmeli. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü ile bu... Çözdüler ama bu arada yüz binlerce insan kaçak geçmiş gözüküyor. Evet. Bakın ben Şehitler Köprüsü'nden geçtiğimde bakiyem yoksa ya da cihazımı görmüyorsa alarm çalıyor. Beni uyarıyor. Evet. Yazı yazıyor, bir de cep telefonuma mesaj geliyor. 15 gün zarfında yatırmazsan diyor 10 kat ceza alırım. Evet. Bu göndermedi. Altyapısı yok. Evet. Tabi bu konuda farkındalık bekliyoruz yetkililerden. Yani inşallah böyle bir müjde olur. Sizler de bu programda bunu dillendirmemize imkan sağladığınız için sevabından sizler de istifade edersiniz. Umuyorum. Size de tüketici haklarını arama sürecinde başarılar diliyorum hocam. Çok güzel şeyler anlattınız, zihnimizi açtınız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, bugün tüketici haklarını konuştuk. Gündemdeki bütün tüketici haklarını anlattı bize kim? Sayın Aydın Ağaoğlu, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı. Keyif aldığınızı düşünüyoruz ve bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Yarın 17.45'te görüşmek üzere, mutlu akşamlar.